Dün gece garip bir rüya gördüm. Evladım, kime baktınız? Teyzeciğim, ben Mübarek halama bakmıştım. Ha, onlar mı? Ama saat 10'dan önce gelmez onlar. Biliyorum. Belki gelmişlerdi diye kapıyı tıklatıyordum. Ben daha sonra tekrar uğrarım. Gelmişken geri dönmeyin. Buyurun, evimde bekleyin. Halanız yarım saate kadar gelir. Elinize sağlık. Dedi, afiyet olsun. İsminiz? Ziya. Memnun oldum efendim. Ben de Yıldız Korur. Bu saçınızın hali ne evladım? Papaza dönmüşsünüz. Papaz mı? Ne papazı ya? Ha, lafın gelişi öyle söyledim. Tıraşı gelenlere eskiden öyle denirdi onlar. Ha. Rahmetli kocam Ferit Bey'in saçlarını ben keserdim. Berbere gitmeyi hiç sevmezdim. Ha, siz kuaför müydünüz? Hayır. Ama pekinerliyimdir. İsterseniz sizin saçlarınıza da iki makas atarım. Yok. Almayayım. Benim berber bozuk atar sana. Siz bilirsiniz. Gidiyor musunuz? Tuvalete kalkmıştım. Koridorun sonundaki kapı. Evladım, tuvaletin kapısını kapamayın. Dili düşüp takılıyor zaman zaman. İçeride kalırsınız maazallah. Kapı dili düştü evladım. Ya anladım düştüğünü. Nasıl çıkacağım buradan ben? Onu söyle sen ya. Akşam akşam iş açtım başınıza. Özür dilerim. Bırak özür dilemeyi. Çıkar beni buradan. Bir çilingir çağırayım ister misiniz? Hayır. Hayır. Gerek yok. Evladım.
komşular gelecek şimdi. Biraz sessiz olsanız. Siz içeride sıkılmışsınızdır. Bir el pişti oynamaya ne dersiniz? İlk elin günahı olmazmış. Evladım, ikimizden biri hile yapıyor. Hayır mı diyorsun? Ha ne yani, ben mi yapıyorum? Saçlarınız yine papaz gibi olmuş Ferit Bey. Dün gece garip bir rüya gördüm. Böyle uzun bir yolda yürüyormuşum. Hani bizim eski yazlıktaki gibi yol kenarına böyle ağaçlar sıralanmıştı. Birden arkamda birini hissettim. Bir an ürperdim. Yürümeye devam ettim. Ama peşimi bırakmıyordu. Dayanamadım. Neden beni takip ediyorsun diye bağırdım. Şaşkın. Dönün bakalım. Biraz da enseyi kısaltalım. Ne diyordu? Ha? Ne cevap verdi tahmin edin. Sizi götürmeye geldim. Sanki bir ağaçla konuşuyordu. Çok korktum. Ama onu dinlemedim. Kendi yoluma devam ettim. Çok sinirlendi. Koskocaman bir ağacı iterek devirdi. Ağaçlar böyle domino taşları gibi üst üste devrildiler. Bir tanesi tam önüme düştü, yolumu kapattı. Öyle dona kaldım. Sonra da uyandım.